Yani siz Diyarbakır'da ilk salonun bir şeyleri kapsayacak tek kişisiniz. Hoş geldiniz. Hizmetimiz için partiler. Arkadaşlar müsaadeyseniz çok güzel hocam. Evet. Size sahip çıkmış adam Allah razı olsun. İnşallah güzel için. Size güzel müsaade ettik. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sen sahip çok sevdik ha. Allah Şimdi burada hava vereceğim. Birazcık aşağı var mı sizin? Var başka. Tamam. 9 katlı biraz şu an binasının altında 20-25 kişi var. Bugün buradan bir canlı çıkıyor. Sabah evet. Yaşlı bir anne. Tamam. O yüzden umut var. Arkadaş inşallah. Evet. Biraz şey çalışma ekipleri falan var değil mi? Var, var. Yani ilk günler yoktu zaten evet. Ama şu an itibariyle var. Öncelikle hoş geldiniz. Sayın Başkan, kentimize hoş geldiniz. Hepimizin acısı aynı. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ancak şunu ifade etmek isterim ki özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim. Şu da bir gerçek ki enkazın altından insanlar çıktı depremde. Siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan da bu ruhtur aslında. Bunu elbette ki özellikle ifade etmek istiyorum. Yaramız ve acımız çok büyük. Bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek durumundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz belediye eş başkanlarımız cezaevinde ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Onu belirtmek isterim. Kısacası hepimize geçmiş olsun. Evet, hepimize gerçekten. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Gerçekten Türkiye'de herkesin kalbi bu bölge için var. Arkadaşlar, deprem arkadaşlar lütfen. Çok iyi toplumu bir rahatsız etti. Biraz daha dikkat edebilirsiniz. Beraber olmak istiyoruz, birlikte olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyorum. Elbette ki eski binaların, daha doğrusu binaların inşaatlarının sağlıklı yapılmaması, bunların düzenli kontrol edilmemesi bir başka sorun var. Ama asıl büyük sorun depremin yaşandığı bu ortamda gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. Bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük acılar var.
Ama bu vesileyle biz gerçekten enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan, AFAD gönül, AFAD var, sivil toplum örgütleri var, gönüllüler var. Bunların tümüne ama tümüne gerçekten yürekten teşekkür etmek isteriz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler. Ben gerçekten de deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum, gezdim, acıları paylaştık. Acılar hepimizin ortak acısı, siz de ifade ettiniz buna. Ortak acıyı paylaşacağız tabii. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmasın. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimize huzur içinde yaşamak istiyoruz. Geçmiş olsun herkese. Efendim tekrar teşekkür ederim. Hepinize geçmiş olsun. Sağ olun. Hayır, bir engelli vatandaşı bir değerlendiğinde ben gözden görüyorum ben. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ederim. Telefonum var benim. Merhaba, hoş geldiniz. Hocam, şöyle istersen. Buraya mı alacağım? Ha, evet. Buraya alacağım değil mi? Gel. Hoş bulduk. İyi misin? Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoşça kalın. Aferin sana Umut. Sayın Genel Başkanım. Başkanım biraz. Sayın Genel Başkanım. Evet.